Sınav zamanları geldi, herkes de stres tavan ve kim ne yapacağını ne bildiğini bile bilmiyor. Herkesin kafası karışık. Size kendi deneyimlerimi anlatacağım. Bir zaman makinesiyle 2015 yılına dönelim. 2015 yılında liseden yeni mezun olmuşum. Sınava girdim çıktım, sınav sonuçları daha açıklanmadı. O sırada YouTube'a kafayı takmışım. Yavaş yavaş YouTube'a videolar çekmeye koymaya başlıyorum. Bir yandan da sonuçları merak ediyorum. Hangi üniversiteye gideceğim, ne olacak? Tamamen bilgisayar tercihi yaptım çünkü çocukluktan beri bilgisayar istiyordum. Daha sonra sınav sonuçları açıklanana kadar YouTube'dan ben gelir elde etmeye başladım. Yanlış hatırlamıyorsam o sıra 100 lirayı geçtiğiniz zaman YouTube size bunu yolluyordu. 3 ay falan sürdü benim YouTube'dan ilk para kazanmam ve şu anki gibi 1000 abone ve 4000 saat gibi bir sınırlandırması yoktu YouTube'un. Tabii attığım videolarda kalite sıfır yani. Her şeyi atıyorum, bir de ben video çekmeye başlayınca durmadan odaya dalınıyor. Hani yaptığınız şeye bir saygı yok. Çünkü size saygı yok aileniz tarafından. Siz bu işi ciddi yapmayı düşünüyor olsanız bile çevreniz bu işi ciddi yaptığınızı düşünmüyorsa saygı göstermiyorlar o işe. İlk tercih sonuçları açıklandı. Ben istediğim yeri kazanamamışım. İkinci tercihte kazandım. Ama o sırada gittim dedim ki aileme, işte ben YouTube'dan da para kazanıyorum. YouTube'a daha çok odaklanacağım. Böyle böyle anlattım her şeyi. Bana dediler ki ya YouTube falan neymiş, boş iş bırak. Okuluna odaklan. Okuldan sonra da devlette bir işe git. Okey, ben anlaşılmadım tabii. Daha sonra bunu tekrar anlatmaya çalıştım. Baskılar arttı üzerimdeki. Ben böyle hala YouTube düşünüyorum ama ailem de diğer taraftan okul diye baskılıyor. Ben en son okula tabii ki daha odaklanmaya başladım. YouTube'a daha az zaman ayırabildim. Bu da tabii demoralize ediyor insanı ve yapma isteğiniz kalmıyor bir şeyleri. Böylece YouTube'da ben çok nadir videolar atar oldum. İzleyiciler gitgide düştü. Çünkü kaliteli bir içerik değil. Daha çok böyle paylaşmak istediğim, artık içimde dolan şeyleri paylaşıyordum. Şu anda da öyle belki ama bunu daha kaliteli bir şekilde sunmaya çalışıyorum en azından. Üniversite başladı. Birinci yılım, algoritma derslerine böyle müthiş akıyorum. Çok yükleniyorum ama matematik kısmında zayıfım. Algoritmada 100 alıyorum işte. Bölümde tek 100 alan benim. Milletin puanını çalmışım gibi bakıyor. Sanki onun puanıymış, ben almışım gibi bir durum oluştu. Öyle bakan var. Hoş karşılanmayan şeyler vardı. Bizim insanımız çok başarılı olunmasını istemiyor. Benden başarılı olsun istemiyor kimse. Ego kastım o sıra biraz. Ego dediğim ben her şeyi bilirim, her şeyi yaparım değil. Ben her şeyi bilmiyorum ama bir şeyi kafaya koyduğum zaman bunu yaparım demek. Neyse, böyle her attığım videoda abone düşmesine rağmen arada sırada atıyorum yine. İçimi boşaltıyorum. Üniversitede işte yükseliyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Eğer sadece kodlama yazmak, kodu öğrenmek istiyorsanız bilgisayar mühendisliği sizin işiniz değil, yazılım mühendisliğine odaklanın. Derken böyle ilerledim, kendimi de geliştirdim. Okulda atıyorum 8 saat dersini görüyorsam ben gidip evde 18 saate kadar çalışıyordum. Böyle böyle ben yazılımda aldım başıma yürüdüm. Daha sonra hocalardan bir tanesiyle mikro işlemci dersinde takıştık. Aramızda bir şey oldu. Ben hocanın kodunu düzelttim gibi bir durum oldu. Yanlışını düzelttim. Hoca bana kafayı taktı ve ben o dersten, o hoca dersi bırakana kadar 3 yıl boyunca geçemedim. Okul da uzadı tabii bu hoca bana kafayı biraz takınca. Okul uzayınca ailen daha da baskı yapmaya başlıyor. Herkes sana diyor ki okulu ne yaptı? Ne zaman bitiyor? Ne zaman mezun olacaksın? Ya size ne? Size ne? İstediğim zaman mezun olacağım. Ya bitirirsin işte, sonra hani baktılar sıçtılar sıvıyorlar yani. Durum bu. Bundan ibaret. Ailem de diyor ne zaman mezun olacağım? Okul uzadı gidiyor gidiyor gidiyor. Ben dedim ki okul bitmeden işe de başlayabilirim. İşte sağa sola başvurayım. Yani bir şeyler kazanmaya başlayayım. Aileme de daha az yük olayım. Yok diyorlar, önce okulu bitir. Devlette işe girersin. KPSS'ye hazırlanırsın. O döngüye girmemi istiyorlar durmadan. Beni tekrar böyle geri çektiler. YouTube'da olduğu gibi ben tekrar okula döndüm ama artık boğuluyorum, daralıyorum yani. Her günüm kavga, her günüm tartışma. Hayatta hiçbir şey doğru gitmiyor ve aşırı mutsuzum. Aşırı derecede mutsuzum, boğulmuş, daralmış. Yani yaşıyorum ama ölüyor gibi hissediyorum artık. Böyle bir süre gitti. Daha sonrasında annem olayların farkına varıp beni daha rahat bırakmaya başladı. Bunun sonucunda da ben iş aramaya odaklandım. 3 ay, 4 ay süren bir sürecin sonunda bir maille ben bir eğitime başvurdum. Eğitimin sonunda da işte işe alım yapılacaktı. Çok bir beklentim yoktu ama devam edip bunun sonunu gördüm. İşe başlamam bu şekilde oldu. İşe başladıktan sonra herkes beni daha rahat bırakmaya başladı. Çünkü artık bir işim var deyip seni tamamen salmaya başlıyorlar. Ben rahat kalınca bu sefer kendi odaklarıma, kendi hayallerime dönebilmeye başladım. Kendimi geliştirmeye,
daha böyle yapmayı istediğim şeylere. Yani işe gidip geliyorum, kalan boş vaktimde işten yorulmuş olsam bile yine de kendi hayalime doğru bir adım atabileceğimi bildiğim için bir motivasyonum oluyor ve ilerleyebiliyorum. Böyle kendi hayallerime doğru ilerleyebildiğim için de daha motive oluyorum, daha mutlu oluyorum. Hayatım yavaş yavaş böyle mutluluk oranı artmaya başladı ve kendimi artık o kadar bunalmış, daralmış hissetmiyorum. Şu an belki birçoğunuz yeni sınava girdi. Sonuçların ne geleceği belli değil. Kendiniz daha çok stres ediyorsunuz. Ama zamana bazen bırakabilirsiniz. Ailenizle konuşun. Daraldığınız konuları, stres ettiğiniz konuları tekrar tekrar anlatmaya çalışın. Bunu izleyen bir aileyseniz, anne babaysanız eğer, çocuklarınıza daha kendini geliştireceği rahat bir ortam bırakabilirsiniz. Onlar da bir şeyler yapmak istiyor. Bunu göz önüne alabilirsiniz. Kendisini geliştirmek istediği alanlarda ona destek olmaya çalışın. Çünkü onlar da bir insan. Onlar da daralıyor. Siz nasıl işten gelince yorgun olabiliyorsanız onlar da olabiliyor. Onlar da elinden geleni yapıyor. Sadece siz değil. Bunu asla unutmayın. Onlar sizin beklentilerinizi karşılamak zorunda değil. Onların kendi hayatları var. Bunu her zaman göz önünde bulundurun lütfen. Eğer bunu izleyen bir gençseniz ailenizle gidin konuşun. Durumları onlara anlatmaya çalışın. Streslerinizi, kaygılarınızı anlatmaya çalışın. Olabildiğince sakin bir ortamda. Dinleyeceklerdir elbette. Onlar da sizin sonuçta iyiliğinizi, mutluluğunuzu istiyor. Onun için belki sizi bazı şeylere zorluyor. Ama çok zorladıkları noktada gidip düzgün bir şekilde anlattığınızda onlar da elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir anne babaysanız çocuklarınızı dinleyin, onlara sorun, onları gözlemleyin. Burada anlatmaya çalıştığım şey daha çok iletişim kurun. Anne babanızla veya da anne babaysanız çocuklarınızla iletişim kurun. Çünkü bu şekilde mutlu olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.